Yanlış yaptım, biliyorum. Biliyorum, karışmamalıydım. Belki de buraya hiç gelmemeliydim. Özür dilerim. Ama ben duyunca dayanamadım. Tutamadım kendimi. Yüzleşmek istedim. Yüzleşmek istedim, sormak istedim ona neden hala peşimizi bırakmadığını. Yakamızdan niye düşmediğini. Hatta kocamın kuzenine neden musallat olduğunu sormak istedim. Kimse kimseye musallat değil. Ben kendi ellerimle gidip aldım kızı adamların elinden. İkiniz de biliyorsunuz bunu. Ben ona musallat olup buraya getirdim yani. Az önce de böyle konuştuğu için benim sinirden tansiyonum düştü. Burada benim bebeğimi benden başka kimse umursamıyor. Sen o bebeğini önemsiyorsan eğer böyle üzerine vazife olmayan şeylere burnunu sokma bence. Dışarı. Agah baba, senin bu oğlun. Dışarı! Hemen! Gel. Gel canım. Gel canım. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Şimdi gözümün içine baka baka konuşacaksın. Olmayacak değil mi senden ha? Hiçbir zaman olmayacak. Genlerinde yok. Ne yapabilirsin ki? Asla bu varoşluktan kurtulamayacaksın. Böyle doğmuşsun. Paçozluk kanına işlemiş. Ya sen beni bırak da oğlunun kanına işleyene bak. Karnımdaki bebek... Oğlum ve bebek bir daha aynı cümle içinde geçmeyecek. Şimdi kıstır kuyruğunu da eve git. İstersen dilimi kopar. Ama gözümün önünde babası oğlunun hakkını vermeden hiçbir yere gitmiyorum. Sen benim oğlumu bırak da ablana bak. Oğlumun kapısından çıkıp kocanın kapısından girmese. O kapıyı onun başına yıkarım ben. Bak, laf dinlediğinde ne güzel anlaşıyoruz. Sen kimsin lan? Kimin aramasında kızını diyorsun? Kimin yolunu kesiyorsun sen? Babanın yolunu kesiyorsun lan sen! Babanın! Kusura bakma, şoför koltuğunda senin oturduğunu görememişim. Hadi, devamını getir. Yeni bir şey değil sonuçta. Ne ilk olacak ne de son. Bak bu doğru. Ne ilk ne de son. Nafile. Dövsem, sövsem nafile. Babalığımı unutup aman dilesem. Ellerine kapansam nafile. Sen... Adam olmam. Sen bu asıyı kimden öğrendin lan? Babamdan. Küçükken babam bana herkesin yolu kendine, sen kendi hikayenin peşine takıl derdi. Ademoğlu beşer şaşar, yanlış yola sapar. Ama gideceğin, varacağın yer doğruysa, pusulan vicdansa sen yanlış yola sapmaktan korkma derdi. Beni bana satma Zibidi! Sen benim yolumu duvarı da bir çentik daha atmak için kestin. O kızdan hevesini almak için babanı ezip geçtin sen. Bir heves uğruna babanı çiğnedin, babanı. Birinci de Nedim'i kurtardığın ateş uğruna. İkincisinde annenin gözyaşının uğruna bağışladım. Ama oğul babayı üçüncü kez ezer de geçersin. Ne olur baba? Baba oğluna ne yapar? Üçüncüsünde ne oğula baba, ne de babaya oğul kalır. Çok bekletme. Kısa bir öz konuşacağım, merak etme. Bravo. Bravo oğlum, bravo. Her zamanki gibi çok iyi bir gösteriydi, çok. Ama bir sonraki sefere acaba diyorum şöyle pelerin mi taksan göğsüne C harfi filan? Bu kaçıncı aptallık? Aynı kız için kaçıncı aptallık ya da gövde gösterisi mi demeliyim? Ama böyle içi boş, bomboş bir gövde gösterisi. Cenk Karaçay'da yeni bir şey yok.
yarım yamalak cesaret gösterilerinden ötesi yok. Ötesi?